Ebu Hurayra radıyallahu anhu, bu kişi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'nin ashablarından, otları da hilaf var ahli ilim arasında. Lekin doğrurak ve racihrak söz otları da bu kişi otları Abdurrahman ibn Sakhr, Abdurrahman ibn Sakhr al-Dawsi rahimahullah. Abdurrahman ibn Sakhr al-Dawsi rahimahullah. Bu kişi Nabi sallallahu aleyhi ve sellem'nin hicret kıyan yıllardan 7. yılı da İslam'a gelirler. Lekin Nabi sallallahu aleyhi ve sellem'nin ergeçlikleri de başkalardan göre keçirak bugün bu seyem, lekin başkalardan göre hadis babı da güde köplab rivayetler kıyanlar. Hatta iki köp hadis rivayet kıyanlardan bazılar özlerini vaktları da gapırıştı. Şunda Ebu Hurayra radıyallahu anhu adamlar itişvattı hazır Ebu Hurayra köpeytir vardı dıp itişvattı ansarlarını yerleri meşgul kıp koygende muhacirlerini bazarları meşgul kıp koygende men bir lukma taamge taamminem kifayelenip Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerini yatlagenmen diller. Ve hatta ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'ge hadisi isten çıkarıp koyuşlilerini şikayet kigenleri de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hurayra'ya dua kılarlar. İterler ki şundan keyin hadisi unutkanım yok diller. Ve şunun bilen birge iterler ki men ashablarını içiden menden köprak hadis biledigen hiç kim mi bilmiyemen diller. Fakat kine Abdullah ibn Amr ibn As radıyallahu anhu sebebi o kişi yazardılar, men yazmazdım diller. Lekin şundayım, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'nin ashablarını içide en köp rivayet kigen sahabi bu kişi bu çıkarlar. Kutubu tis'ada, yani 6 kitapta meşhur ahli sünnet ve cemaat eimmelerinin toplam kılıngan, yani yığılma hadislerinin içindeki en köp rivayet kılıngan sahabeler 7 sahabi. Ularının her bittesi mana şu 6 kitapta 1000'den artık hadisleri. Şularının en başı da Ebu Hurayra radıyallahu anhu durarlar. Şunun için bir baytlarının biri de yetedi ki El-Mukfiruna fi rivayetil athar Ebu Hurayra ta Yalih ibn Umar. Ebu Hurayra Yalih ibn Umar. Ebu Hurayra'dan keyin İbn Umar radıyallahu anhu. Ve Anas ve Cabir kel-Hudri mana şu orunda Nebi sallallahu aleyhi ve sellem rivayetlerden en köp rivayet kılan sahabelerini İçindeki Ebu Hurayra radıyallahu anhu en alisi. O kişinin hadisleri 1,5 milyona yakın kutubu sitede. Bu dalalet kıladı ki cüde köp Nebi sallallahu aleyhi ve sellem miraslarını saklap kalışke sebep bugün kişilerinin başı da türgen sahabi buladı radıyallahu anhu.
O kişinin rivayetleri köp bo'lganligidan mustashriklar Nabi sallallahu aleyhi ve sellem'in rivayetlerini o'ziga tiyishlikni o'rniga Abu Hurayra tarafidan tiyishmoqchi bo'lib ta'n qilmoqchi bo'lishgan. Hatto iki Abu Hurayrani o'zlari tarafidan ba'zi bir hadislarni qo'shadigan odam qilib ko'rsatishmoqchi bo'lgan musulmonlarga. Lekin bu gap hech qanday bir asossiz bo'lganligi uchun Ahli sunna va jamoat imomlari, a'immalari, olimlar bu shubhalarni hammasiga javob berishgan. Va Abu Hurayra radhiyallohu anhu ning rivoyatlari sofi va salomat suratda shubhalardan salomat holatda qolgan. Va Abu Hurayra radhiyallohu anhu Nabi sallallohu alayhi va sallam vaqtlarida bo'ldilar va qancha-qancha g'azovatlarga qatnashganlar. Hattoki bir vaqtlarda Madinada amirlik ham qilganlar va o'zlarini hayotlari ilmu ta'lim va Allohni dinini oliy qilishlik bilan o'tgan. Hattoki 57-chi yoki 58-chi yillari ixtilof bor. Hijratning 57 yoki 58-yillari vafot qilganlar.